Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden bir karar geldi, bir açıklama geldi. Bu açıklama helikopter tasarımını artık tamamen değiştiriyor. Nasıl değiştiriyor? Öyle bir model seçildi ki Amerikan ordusunun genel maksat ihtiyacı için bu helikopter tilt rotor olacak. Yani günümüzün o bilindik helikopter modellerine hiç benzemeyecek bir çalışma. İşte bu projenin detayları nedir? Tam 80 milyar dolarlık bu alımda Bell şirketi ki kazanan V-280 Valor modeli neyi ortaya koydu ve ne kazanıldı? Bu helikopter piyasasını nasıl etkileyecek? Gelin isterseniz bu videomuzda V-280 Valor'u birlikte inceleyelim. Daha önceden bu konuyla ilgili birkaç video yapmıştım. Amerikan ordusunun ana genel maksat helikopteri bugün Sikorsky tarafından uzun yıllar önce tasarlanmış UH-60 Black Hawk. UH-60 diyoruz, Amerikan ordusundaki adı UH-60. Uluslararası anlamdaki helikopterin adı da S-70 ki bizim biliyorsunuz deniz modelini deniz kuvvetlerimiz kullanıyor, jandarma kullanıyor, kara kuvvetleri kullanıyor. Bir taraftan da Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nde bu helikopterlerin T-70 adıyla seri imalatı var. İşte bu helikopterlerin UH-60 olarak adlandırılan eski nesil modelleri için yerini alacak bir helikopter için Amerikan ordusu yaklaşık 5-6 yıldır bir proje gerçekleştiriliyor. Ve bu projeyle ilgili de o bilindik helikopter kalıpları da yıkılmaya başlıyor. Yani bir helikopter dediğimiz zaman ne geliyor aklınıza? İşte tepede koca bir pervane dönüyor, ana rotor deniyor bu helikoptercilikte. Bir de kuyrukta daha ufak bir pervane daha var. O da dönüyor. O helikopterin yönünü, yukarıdaki ana rotor kaldırma gücünü, kanatları da oluşturuyor. Helikopterin konsepti bu. İşte piste gerek kalmadan istenilen noktaya iniyor, kalkıyor. Ama sürati uçaklara göre biraz daha düşük ve tabii ki menzilleri daha kısa, daha böyle kısa menzilli işler için hem sivil anlamda hem askeri anlamda kullanılıyor. Fakat Amerikan Kara Kuvvetleri ihaleye çıkarken imalatçıların önünü açacak çok farklı konseptleri sahaya sürmek istedi. Bunlardan bir tanesi helikopterin yüksek hızla uçması, yani öyle yavaş yavaş uçması değil. İki, bir genel maksat helikopteri gibi ortalama 14 tam teçhizatlı askeri kabinin içine alması, yük taşıyabilmesi ve gerektiğinde ki bu gelecekteki havacılık konseptlerinin savaş alanlarındaki uygulaması insansız olarak uçurulması ve bir başka çok önemli konsept de bölgedeki insansız hava araçlarıyla bu helikopterin bir etkileşim içerisinde olması, birlikte görev yapabilmesi veya pilotların helikopterden aynı zamanda oradaki İHA sistemlerine kumanda verebilmesi. Sonunda ihale başladı. İki önemli konsept öne çıktı. Bunlardan bir tanesi Sikorsky ile Bell'in beraber geliştirdiği SB-1 konseptiydi. Bu konsept biraz daha farklı bir bakış açısına sahipti. İki ana rotor tepede, yani iki pervane birbirine ters dönüyor. Bir de kuyrukta daha ufak bir pervane vardı. O da itiş gücünü arttırarak sürati yükseltiyordu. Bu konsepti uçurdu Sikorsky ki uzun yıllardır üzerinde çalışıyor. Bir yanda da bizim Chinook'lardan tanıdığımız Boeing, gerçekten çok önemli bir ortak. Karşılarına ise tabiri caizse tek tabanca Bell şirketi çıktı. Bell şirketi de 80 küsür yıldır helikopter üreten, havacılık içerisinde olan çok çok önemli bir şirket. Bu şirkette bizim V-22 serisinden, Osprey'lerden hatırlayacağınız tilt rotor konseptini ortaya çıkardı. Tilt rotor nedir? İki motor tepeye kaldırıyor o motorları, aynı bir helikopter gibi. Dikine kalkışını gerçekleştirdikten sonra o motorları yere paralel hale geliyor ve bir uçak gibi hızla ilerlemeye başlıyor. Halen V-22 pahalı da bir hava aracı. Bugün Amerikan Hava Kuvvetleri, Deniz Piyadeleri, Amerikan donanmasında yoğun olarak kullanılıyor. Hatta Japonya'da ilk ihracat müşterisi V-22'nin olmuş durumda. Bell de bu V-22'den gelen teknolojisini daha ufak olarak hazırlanan V-280 Valor'e koydu. Ve birlikte testler yapmaya başladılar. Biz de tabii bir gazeteci olarak iki şirkete de ortak, orta mesafede objektif olarak davrandığımız zaman gerçekten Bell şirketinde böyle bir motivasyonun daha yüksek olduğunu, onun dışında işte Sikorsky ile Boeing'in o SB1 adımları var ama çok açıkçası öyle ses getiremediler. Daha sonra da
programın detaylarıyla ilgili bilgiler geldikçe de şunlar ortaya çıkmaya başladı. Bu projede SB-1 çok süratli bir helikopter ama biraz daha kumandası zor, denge problemleri olan bir tasarım olduğu belirlendi. Öbür tarafta Bell çok riske girmemişti. Zaten uygulaması çok zor olan o tilt rotor konseptinden gelen yılların teknolojisini V-280'e aktarmıştı. Şimdi V-22 belki son 30-35 yıldır siz görüyorsunuz gökyüzünde ama bunun öncesine 1950'lerin 60'ların başına geldiğimiz zaman bu teknoloji Bell tarafından geliştirilmiş, çokça da testleri yapılmış ama hayata geçmesi de uzun süre almış bir konseptti tilt rotor. Ve sonunda Bell bu büyük rekabeti göğüsledi. Şimdi bu proje neredeyse 80 milyar dolarlık alıma çıkacak. 2000 adet UH-60 Black Hawk'ın yerini alacak bir helikopter. İlk etapta 1.3 milyar dolarlık bir anlaşma yapacak Pentagon, yani Amerikan Savunma Bakanlığı Bell arasında. Bu konsept 2030'a kadar geliştirilecek. 2030'da da seri imalata artık geçecek duruma geçecek bu helikopter. Gelecek ve arkasından siparişler verilmeye başlanacak. Bu dediğim gibi 14 tam teçhizatlı askeri taşıyan, daha geniş bir kabine sahip, çok uzun menzilli bir helikopter. İsterseniz şöyle bir teknik özelliklerine de beraber bakalım. V-280 Valor 2 pilot, 2 teknisyen, toplam 4 kişilik ekibe sahip. 14 askeri taşırken boş ağırlığı da 8200 kilogram. Maksimum kalkış ağırlığı 14 tona kadar çıkabiliyor. Valor'da 2 adet General Electric imalatı T-64 turboshaft motor bulunuyor. Helikopter kalkışını yaptıktan sonra 6000 feet, yani yaklaşık 1800 metreye kadar direkt tırmanıyor. Daha sonra da 520 kilometre hıza çıkabiliyor. V-280'in toplam menzili ise 3900 kilometre. Tam yüklü olarak 400 mil, yani 740 kilometre görev yarı çapına sahip bir tasarım. Şimdi helikopter konsepti dediğim gibi artık o klasik yapıdan tilt rotorların hayata girmemize geçiyor. Peki tilt rotorların sivil versiyonları? Evet, bu konuda bu konsepti Bell zamanında İtalyan imalatçı, o zamanki adıyla Augusto Westland, şimdi Leonardo'ya satmıştı. AW609 konsepti yavaş yavaş sivil pazara doğru giriyor. Biraz daha vakit alacak çünkü sertifikasyonla ilgili epey bir sorun yaşadı. Hatta bir talihsiz bir kaza da yaşadı AW609. Bundan sonra bu helikopter konseptini bol bol sivil pazarda da göreceğiz. Hatta insansız hava araçlarına da bunların uygulanacak ve önümüzde çok çok farklı modellerin ben geleceğine inanıyorum. Şimdi buradan hareketle şuna bakmamız gerekiyor. Helikopter konsepti dünyada artık değişiyor. Bugün işte Ukrayna Savaşı'nda görüyorsunuz, helikopter yavaşsa, yerden atılan füzelere karşı önlemleri düşükse bir kolay hedef haline geliyor. Ne yapacaksınız? Siz günün değişikliklerine, gelişmelerine göre bunu adapte edeceksiniz. Buradan da çok önemli bir görev aslında Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'ne geliyor. Burada yeni bir görevin Türk Silahlı Kuvvetleri Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından çalıştırılıp bu konsepte göre yeni belki bir tasarım TUSAŞ'tan istemek gerekiyor. Çünkü görüyorsunuz 1950'lerin son 60'larda tasarlanan tilt rotor 2020'lere geliyoruz, bir ürün haline geliyor. 2030'da seri imalata, yani nereden baksanız 70 yıllık bir süre sonrasında olgunlaşmaya başlıyor. Bizler TUSAŞ'ta beraber başlanan projelerin arkasından işte bugün Özgün Tasarım, T625 Gökbek, T925 Atak 2 projeleri var. Bunun gibi döner kanatlarda Türkiye kendine bir yer oluşturmaya çalışıyor. Türkiye'nin de özellikle TUSAŞ'ın da bu yeni tasarımları dikkatle takip etmesi gerekiyor. Ben eminim ki bu projelerin sonrasında geliştirilecek yeni nesil çalışmalarda bu tür işte tilt rotor veya iki ana rotora sahip farklı farklı hibrit helikopter modellerine de dikkat etmek, bunları artık yavaş yavaş çıkarmak gerekiyor. Çünkü teknolojik olarak, mühendislik olarak koyabildiğiniz artı değerleri bu hava araçlarının üzerine yerleştirebildiğiniz zaman yeni yeni konseptlere ulaşabiliyorsunuz. Yeni ürünler sizi pazarda farklı bir yere doğru taşıyor ve bu ürünleri erken yakaladığınız takdirde size satış şansı oluyor. Çok da fazla geriye gitmeye gerek yok. En önemli örneklerden bir tanesi de Baykar'ın geliştirdiği TB2. Evet, bugünkü programımızda Amerika'dan gelen o bu değişiklikle ilgili biraz bilgileri sizlere paylaşmaya çalıştım. Gerçekten helikopter pazarını, dengeleri adeta değiştirecek bir karar. Muhtemel benim tahminim Sikorsky'nin hisseleri epey düşmüştür.
Belin hisseleri de epey yükseliyordur bugün. Çünkü tuttukları balık, kazandıkları ihale gerçekten çok çok büyük helikopterin geleceği. Detaylı havacılık ve savunma konusundaki haberlerimiz tolgozbek.com'da. Bu videoyu beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basın. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olun. Eğer imkanınız varsa bizleri de katıl tuşuyla destekleyebilirsiniz. Bizleri aynı zamanda sosyal medyadan takip ederken sorularınızı info@tolgozbek.com adresine gönderebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.